kucağımız var. Engelli olan misafirlerimiz aramıza teşrif ettiler. Şu sol tarafta şu kısmı boşaltırsanız, şu kısmı boşaltırsanız engellilerimizi oraya alırsak inanıyorum ki bu noktada sizler de bizlere yardımcı olacaksınız. Şimdiden anlayışınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden rica ediyoruz. Lütfen o kısmı müsaitleştirelim. Evet, dernek yöneticilerimizden yönetim kurulunda olan arkadaşlarımızın verdiği bilgileri bu şekilde sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu arada Bodrum'a gelemeyen ama burada kalbe atan nice insanlarımızın olduğunu biliyoruz. Buradaki sesimizi, soluğumuzu, heyecanımızı tüm Türkiye'ye ve dünyaya taşıyacak olan ajanslarımıza, Bodrum'umuzun yerel basınına, görsel, yazısal ve duysal temsilcilerine ki hepsi buradalar. Bir kısmını tanıyorum, bir kısmının isimlerini, web sayfalarını biliyorum ama tamamını bilmediğim için ben hepsini ismen zikretmeyeceğim. Dolayısıyla bizim sesimizi, soluğumuzu buradan tüm Bodrum'a, Muğla'ya, Marmara'ya, Karadeniz'e, Türkiye'ye ve dünyaya duyuran sizin ve bizim sesimiz ve soluğumuz olan yerel basınımıza, bölgesel, ulusal basınımıza, haber ajanslarımıza sizler adına en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varlar. Emektarlar, onları genelde onur etmezler ama ben onları onur etmekten her zaman onur duydum. Tüm kalbimle onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış şu anda sahnede bulunan hanımefendiler, ön tarafta bulunan bu yakışıklı beyefendilere. Bunlar hepsi yerel ve ulusal basınımızın temsilcileri. Alkışlarınızı rica ediyorum sizlerden. Sağ olun, var olun.
sahnede gördüğüm gibi AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Sayın Ömer Özdemir Beyefendiler Teşkilatı'ndan hoş geldiniz falan getirdiniz. Evet, siyasi partimizin temsilcileri geldi. Onlar da sizlere eşlik devam edeceğiz. Sahne sizin, mikrofon üstadımızın Komsun Bodrum! Thank you.
Farklılıklarımıza rağmen ortak noktalarımızda bir araya gelebilmeyi bir şekilde başarmalıyız. En nihayetinde farklı düşünce ve fikirlerimize rağmen ülke olarak bugün ülkeyi yönetenlerimiz ama geçmişten bugüne kadar devleti temsil edenler, yöneticilerin dışında devletimizi temsil edenlerin almış olduğu ortaklaşa bu kararın ülkemiz için
Hatta bu operasyonun yapıldığı topraklar olan Afrin ve onun üzerinden de Suriye için, tüm dünya için inşallah, inşallah neticesini bilemeyiz. Ama inşallah umduğumuzun da ötesinde hayırlara vesile olur. Dolayısıyla giden askerlerimiz orada sivillere zarar vermeden bu ülkenin, bu milletin çıkarlarını, bu ülkenin geleceğini tehdit eden unsurlara yönelik operasyonlarda başarıya ulaşarak sağlık, sıhhat, afiyet içinde tekrardan annelerine, babalarına, ülkelerine, emniyet güçlerimizden önce oraya giden askeri unsurlarımız inşallah tekrardan geriye dönerler. Oradan, oradaki askerlerimize bizler buradan en kalbi dualarımızı, temennilerimizi uğurluyoruz, gönderiyoruz. Yüce Rabbim yüreklerine, bileklerine güç kuvvet versin. En güzel operasyonu gerçekleştirir. En hayırlı neticeyle, en hayırlı zamanda dönebilmeyi nasip eylesin. Bu benim şahsi düşüncem. Kenarına ekleyebilirsiniz, söylediklerinden çıkarabilirsiniz. Onlar da sizin düşünceleriniz. İnanıyorum ki fırsat olsa mikrofonu size versem nice farklı güzel fikirleri beyan edeceğinizi de bildiğimi de bilmenizi istiyorum. Ama bunu birazcık sunuculuktan öte şu an bu hatırlatmayı yaptığı için yapmasak de, yapsak de, yapsak nasıl yapsak ayrı bir de. Dolayısıyla sıkıntılı bir durum ama her şeye rağmen, tüm farklılıklarımıza rağmen ülkemiz olarak alınan bu kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz ve dernek gelersek... Değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Üzülü hapsi gösterebilecek bizi yanımda bırakmadığınız için yönetim adına hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum, dileğine dönebiliyorum. Teşekkür ederim. Evet, ifade ettiğim gibi Sefer Çelik Başkanımız sizleri fazla yoruyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de yine dernek yönetim kurulu adına konuşmalarını yapmak üzere geliyorlar. Sayın Kadatan'ın değerli kutlama üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz biz Kodrayama'da Karadenizler Derneği olarak 2011'den beri her yıl sizi bir Karadeniz'e götürüp Bodrum'da Karadeniz'i yaşatmak adına elimizden gelen gayretini gösteriyoruz. Buradan mikrofonu alıp yönetim kurulu adına konuşma yapmamın en önemli sebeplerinden bir tanesini size açıklayayım. Değerli hemşehrilerimiz, biliyorsunuz derneğimiz demin de söylediğim gibi 7 yıldır faaliyet gösteriyor. Her sene ciddi etkinlikler yapıyoruz. Ama bu etkinliklerde siz değerli hemşehrilerimizi, iş adamlarını ve kıymetli Bodrumları burada mesela o Hakkımış abimiz vardı, onu özellikle adını zikretmem gerekiyor. Bodrum olmasına rağmen derneğimize çok ciddi katkıları vardı. Biz de Karadeniz iş adamlarımızda bu katkılarını değerlerimiz adına arttırmalarını siz Karadeniz'i ve Bodrum'u halkımıza daha güzel etkinlikler yapabilmek için bu desteğe çok ihtiyacımız var. Sunucu Murat arkadaşımız sabahtan beri zaten anlatıyor. Gerçi bütün idare kurumlar, siyasi partiler hepsi bize destek oluyor. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Kıymetli hemşehrilerim, bugün burada dostluk görüyorum. Bugün bu Bodrum Meydanı'nda, pazar yerinde kardeşlik görüyorum. Bugün birlik görüyorum Bodrum Meydanı'nda. Dolayısıyla biz Karadeniz'in, Ege'nin, Batı'nın, Doğu'nun, Marmara'nın, Trakya'nın bütün bileşenlerini Bodrum'da kış sezonu turizm olmamasına rağmen, yani çok zayıf olmasına rağmen biz bu etkinliklerle biraz olsa, çünkü turizme de katkı yapmak istiyoruz. Bugün Aydın'dan, İzmir'den, Antalya'dan gelen misafirlerimiz var ve çokça var. Çok teşekkür ediyorum. Uzaktan yakından derneğimize teşrif eden bütün hemşehrilerimize hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Derneğimize sahip çıkın diyorum. Çok sağ olun. Değerli Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu, sevgili Karadenizler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili Bodrumlar, değerli basın mensupları, bu güzel ve anlamlı günde öncelikle sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi ben de bir Karadenizliyim. Hemşehrinizim, Amasyalıyım. Karadenizler gününde burada sizlerle birlikte olmaktan bir Karadenizli olarak ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Değerli Karadenizler, değerli hemşehrilerim,
Gerek Muğla'da gerek Bodrum'da gerçekten çok önemli sayıda Karadeniz kökenli vatandaşımız yaşıyor. Neredeyse bu alan %15'leri buluyor. Gerçekten sayısal olarak da büyük bir güçsünüz. Tabi asıl olan Karadeniz'de olmak, Marmara'da olmak, doğulu batılı olmak değil. Hepimiz Türkiye'liyiz. Karadenizlisi, doğulusu, batılısı, Alevisi, Sürmüsü, Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, bunlar bizim kültürel zenginliklerimiz. Asıl olan büyük Türk milletinin bir parçası olmamız. Asıl olan birlik ve beraberliğimiz. Bu güzel günlerin asıl önemi birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmamıza katkıda bulunmasıdır. Dolayısıyla dernek yönetimimize, değerli kardeşlerime, Yener Bey'e ve memleketlerine sahip çıkan, doydukları yere kadar, doğdukları yere de unutmayan siz değerli kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu ilçemize renk katan etkinlik için teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Başta kaymakamımız olmak üzere siyasi partilerimizin temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine ve yönetim kurulumuza hepinizin huzurunda en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Alkışlarınızla kendilerini tekrardan aranıza alıyoruz. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Ellerle bir araya gelerek ülkemiz ve yeryüzündeki bütün insanlık için çalışacağımıza söz veriyoruz. Sağ olun, var olun. Harikasınız. Organizasyon çok çok önemli. Çünkü bir Bodrum kızıyım, Bodrum'un yerlisiyim. Evet, Turgut Reis doğumluyum. Soy ismim Karatoprak ama benim kanım Karadeniz'e akıyor. Yani her sene yapılan Karadeniz festivallerinde mutlaka sahne alıyorum. Şarkılar söylüyorum. Thank you.
ekliyorum. Mektubumda son satır bunlarla ekliyorum. Öptüm iki kızımda, öptüm iki kızımda, öptüm iki gözümde, öptüm iki gözümde. Eğer kıyamet kopsa yok senden geçecek. Okuduğuna arsınca kalbim sana elman. Beklerim ziyan yok sanırım son selam. Tüm iki gözüme, tüm iki gözüme, tüm iki gözüme.
geldi, sefa geldi. Bugün günlerden güzeldi, sefa geldi, aşk geldi. Ah bu yağmur yalnızlanmış, bin dinlemeyi bin. Ah bu yağmur yalnızlanmış, bin dinlemeyi bin. Ben sana rüzgar tutuşsun gülüm sen geceler zamanımızda. Sen bana geç kaldın, ben sana erken tutuşsun gülüm sen geceler vaktimiz varken. Altyazı M.K.
Türkiye'de dün itibariyle Afrin operasyonu başladı. Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı bu konuyla ilgili ama bazı çarpıtmalar yapılıyor. Afrin operasyonu ile ilgili neler söylüyorsunuz? Çarpıtma yapacak bir şey yok. Sonuçta Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Bizim topraklarımızın ötesinden topraklarımıza, bizim ülkemize karşı bir takım oradan taş ateşleri var. Devamlı oradan ülkemize sınır ilerleri yapılıyor. Sonuçta bizim yaptığımız sınırımızı güvenli hale getirmek. Yani oradaki PKK, PYD, ne bileyim, IŞİD, o tehlikeye karşı ülkemizi biz koruma altına alıyoruz. Orada meşru olmayan, bana göre PKK'nın uzantısı, PYD'nin varlığında oluşacak bir güce bizim tahammülümüz yok. Bizim yaptığımız kendi ülkemizi, kendi insanımızı ve ondan daha ötesi Afrin'de, o bölgede yaşayan Kürt, Arap halklarını o PKK'lı, PYD'li teröristlere karşı korumaya çalışıyor. Özellikle bunu savaş sebebi sayıyorlar. Bu sadece oradaki Türkiye bazı siyasi partilerden, bazı STK'lardan açıklama geliyor. Bu bir savaş değil, sadece Türkiye'ye önlenecek o yasa dışı teröristlerin savaş engellenmesi değil mi? Savaş iki ülke arasında oldu. Orada PYD'de bir ülke kuruldu, bizim haberimiz var. Orada PKK'nın, PYD'li unsurların, teröristlerin ve oradan da ülkemize Amunosa, yıllardan beri Amunosa üzerinden ülkemize yapılan yaptıkları tacizler var. Hatta en son Fethiye'deki yakalanan teröristler de o yol üzerinden geldi. Bizim yaptığımız meşru müdafaa hakkı oradaki teröristlere karşı, oradaki halkın da koruyarak o bölgeyi teröristlere alınmaya çalışıyoruz. Aynı Elbap'ta yaptığımız gibi. Elbap'ta yaptığımız da buydu, şimdi Afrin'de yaptığımız da bu. Biz sınır attığımızda hiçbir teröristin orada devlet kurma hayalini yaşamasına ve Akdeniz'e inme haliyle yaşamasına müsaade etmeyiz. Yaptığımız bu. Seni kapının bizi yuvanı yıkacaksın. We'll be right back.
işler modern çıkar mı? Biz park yapacağız yine. Çıkar yatacaklar yola. Çaklı koyacağız. Git yok hadi ve eve. Yufka aç dile bana. Ve nasıl bir şarkı. Git yok hadi ve eve. Yufka aç dile bana. Ve nasıl bir şarkı. Usta yap dile bana. Güvercin bu kelimi, kes okur be dedini. Hoca bu bir kitapta, sevdan olun yemini. Güvercin bu kelimi, kes okur be dedini. Hoca bu bir kitapta, sevdan olun yemini. Gittim fadifeler, yufka açtılar bana. Gittim fadifeler. Efeta belge sabır, yalnız gezece bu be. Eski sevdalım verdim. Yine de devam yine. Eski sevdalım verdim.